Merhaba, Tatlı Kafası mutfağına hoş geldin. Bugün sevgililer günü kafası yaşıyor olacağız. Marketten sadece 25 lira aldığım malzemelerle ve sadece 25 dakikada sevgililer günü pastası hazırladım. Sevgililer günü için yapılabilecek en kolay, en pratik, en masrafsız pasta bu olsa gerek. Kocaman bir pasta oluyor. 8-10 kişilik bir pasta ortaya çıkıyor ve kalan taban artıklarından daha sonra 2 tane de kup tatlı yapacağız. Evet, bu pasta yapmak için malzemeler ilk önce 2 paket pasta tabanı, 1 paket pasta kreması, 1 paket krem şanti, ben orman meyveli kullandım. Biraz bitter çikolata veya beyaz çikolata da olur. Kartondan bir kalp şekli çıkardım ve daha sonra tabanlarımı bu kalp şekliyle kestim. Ve kremalarımı çırptım. İlk önce krem şantiyi çırptım. Orman meyveli çünkü çilekli yapacağım. Ve neden olmasın çünkü pembe. Daha sonra pasta kremimi çırptım. Arkasında yazan talimatlara göre 2 kremayı da çırptıktan sonra krem şantiyi tek yaptığım için gözüme az geldi ve dışı için çırptığım pasta kremasından 1/3 birini içine koyacağım o orman meyveli olan kremaya ekledim. Daha sonra birleştirme ve süslemeye geçebiliriz. Keklerimizin altına pastanın etrafı temiz kalsın diye peçeteleri yerleştiriyoruz. Bu aşamayı mutlaka yapın. Kremayı ilk pasta tabanının üzerine yayıyorum ve ardından mis gibi doğranmış çileklerimi diziyorum. Bol çilekli, tam sevgiliye özel. Tabii sıkma torbası olanlar sıkma torbasıyla da sıkabilirler. Çileklerin üzerine bir miktar krema koyuyorum ki üst katmanda yapışabilsin. Evet, üst katmanı düzgün bir şekilde koyduktan sonra tekrar ıslatıyorum mutlaka. İkinci katmanı da koyduktan sonra tekrar ıslatıyorum kekimi. Daha sonra tekrar aynı şekilde krema. Burada kremanın ne kadar yoğunlukta olması gerektiği tamamen isteğine kalmış. Tekrar bol bol çilek diziyorum ve biraz daha üst katmana yapıştırabilmek için biraz daha krema, onu düzeltiyorum. Ve üçüncü katmana geldik. 4 katlı kocaman bir pasta olacak. Tekrar aynı şekilde ıslat, kremayı sür ve çilek diz. Evet, bu son katmandı. Tekrar en üst katın yapışması için biraz daha krema. Ardından son katmanı da üst taraftan değil de içe gelecek kısmı ayrı bir yerde ıslattıktan sonra üstüne ekliyorum ki en üstü ıslatırsam eğer krema sürerken onu parçalayacaktır. En üst tarafı kuru bırakıyoruz. Alt taraftan ıslatıyoruz. Evet, daha sonra o çırptığım pasta kremam vardı ya, onu renklendiriyorum. Biraz gıda boyasıyla şöyle bir açık bir pembe oluşturdum. Pastanın kenarlarına sıvıyorum. Bu işlem bana çok eğlenceli geliyor, çok zevkli geliyor. İyice her yeri kapatıyorum.
Evet, pastam dolapta beklerken ben kalan kremaya biraz daha kırmızı gıda boyası ekliyorum. Burada yapmak istediğim aslında pastamı ombre şekilde yapmak. Renk geçişli. Yani pembenin tonları, kırmızı verebildiğim kadar değişik renkler vermek istedim. Bunun için 3 farklı kırmızı renkten yardım aldım. 3. rengi de yine kalan kremaya üzerine biraz kırmızı gıda boyası ekleyerek bir koyu bir ton bir kırmızı daha oluşturdum. Ara ara her tarafı bulayarak değil de ara ara bazı yerleri, kırmızıları da ekleyip bir hoşluk kattım. Biraz daha etrafını düzelttikten sonra dolapta beklemeye alabilirsin. Biz bu sırada pratik süslememize geçelim. Evet, bir tart çikolatalarım vardı. Yine marketten aldığım. Onları böyle kolay bir teknikle bu sefer yapıyoruz. Evet, bildiğin buzdolabı poşetinin içine çikolatalarımı koyup onu da sıcak suyun içerisinde bekletip, ama dikkat et, sıcak su kesinlikle elini yakmayacak sıcaklıkta olmalı. Çünkü çikolatanın yanmasını istemeyiz. Ve çikolata eriyor gördüğün gibi. Daha sonra çıkarıp havluyla kuruladıktan sonra istediğimiz şekilleri buzdolabı torbasından sıkarak elde ediyoruz. Ben birkaç tane kalp şekli çiziyorum. Biraz da çilek süslüyorum. Unutma, bu videoda olabildiğince pratik yapmak istedim her şeyi sana göstermek için. Bu pastayı aslında erkekler bile yapabilir bence. Evet, süslediğimiz çilekleri soğumuş pastanın üzerine yanlarını diziyorum. Dolapta katı bir kıvama gelen çikolatadan kalp parçalarımı pastanın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Evet, pastamız hazır. Hemen bir dilim kesiyorum. İçini görelim. Gördüğün gibi içi mükemmel katman katman ve yumuşacık görünüyor. Tadı da nefisti. Evet, kalan malzemeleri değerlendirme zamanı. Kalan kek artıklarımdan ve kremamdan yardım alıyorum. Burada kupların içerisine biraz kek kırıntısı koyup üzerine kahveyle ıslattım bu sefer. Daha sonra çileklerimi diziyorum. Bol çilek koyuyorum. Biraz daha kek, biraz daha kahve ve en üstte biraz daha krema. Ve doğranmış beyaz çikolatayla süslüyorum. İşte kalan malzemeleri değerlendirmenin en güzel yolu. Hem bir adet pastan oldu hem de 2 adet kup tatlısı yaptık onunla. Üzerine de çileklerle süsledik, içine de bol bol çilek koyduk. Sevgiline yapabileceğin en pratik, en güzel pastayı gösterdim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kal.